Kayseri'de kentsel dönüşüm özellikle Koca Sinan bölgesinde ciddi manada ihtiyacı olduğunu inandığımız bir bölge. Ve kentsel dönüşüm işi için de yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Çok ciddi manada emek veriyoruz. Çok ciddi manada da bu işle ilgili efor sarf ediyoruz. Her zaman söylediğim bir şey, kentsel dönüşüm bizim için sosyal bir dönüşüm. Şehir için sosyal bir dönüşüm, Koca Sinan için sosyal bir dönüşüm. Kentsel dönüşüm yaptığımız yerler neresi? Yavuzlar, Yunus Emre, Gazi Osman bölgesinin giriş kapısı, Yunus Emre kentsel dönüşüm bölgesi. Uğur Evler'deki kentsel dönüşüm hakeza, Ziya Gökalp'in yapılaşmamış kısmı ve Yeni Doğan'ı içine alan kentsel dönüşüm hakeza aynı şekilde. Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm aynı şekilde. Buradaki yapılan kentsel dönüşümlerin hepsi imarsız yapıların olduğu yerlerde bölgelerin imarlı bir şekilde yapılabilmesi maksatlı yapılmış kentsel dönüşümlerdir. Yunus Emre'deki kentsel dönüşüm çok ciddi manada üzerine ehemmiyet verdiğimiz bir fiil uğraştığımız bir yer. Bir bir kapı kapı gezerek insanları tek tek uğraşarak yaptığımız bir kentsel dönüşüm. Niye yaptık? Oradaki insanlar, oradaki çocuklar daha güzel bir çevrede yaşasınlar diye. Oradaki çocukların okulları olsun diye, parkları olsun diye, yeşil alanları olsun diye. Çok yerde içerisine ambulansın girmediği, itfaiyenin girmediği sokaklar var. Bunlara bu şehir artık olmasın diye. Kentsel dönüşüm kanunu çıkmış, biz geri duramazdık. Bu noktada her konuşmamda söylüyorum, özellikle bir kez daha söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Niye? Böyle bir kanunu çıkarttığı için başbakanlığı döneminde. Yerel yönetimi bilen birisi, yerelin içerisinden gelen sıkıntıları bilen birisi bu çözüm için çıkmış bir kanundur. Ve biz de bu kanunla, o zaman elimizde böyle bir kanun varsa bu kanunu kullanmamız gerekiyordu. Bu kanunla yapılacak işler inşallah bundan sonrasında Koca Sinan'ın değişimi dönüşümü noktasında iyi yerlere varabilmesi için. Şu ana kadar yapmış olduğumuz işlerde Kayseri Koca Sinan Belediyesi olarak söylüyorum. Türkiye'de herhalde bizimki kadar bu şekilde yoğun bir alanda kentsel dönüşüm projesi yapan ikinci bir belediye yoktur. Bizim ölçeğimizde bir ilçe belediyesi yoktur. Ve şükür Allah'a hiçbir belediyede herhalde bu şekilde bu kadar büyük bir alanda uğraşıyorsunuz ve hiçbir şekilde de Allah vermesin insanların canını yakmıyorsunuz. Kapısına gidip 3,5 yıl uğraşınca oluyor. Bir bir uğraşınca oluyor. İçerideki ekmeği olmayan, tüpü olmayan, ocağı olmayan, gazı olmayan, her neyse o şartlarda yaşayan insanları anlayınca oluyor.